Parlak değil. Sonra geliriz ama esas ekonomi önemli. Bugün ekonomide temel verilerden biri açıklandı. Cari açık. Bu şu, Türkiye ekonomisi aslında cari açık dediğimiz. Türkiye ekonomisi 8 aydır açık veriyor. Peki Mustafa Sönmez anlatacak. Bunun rakamları bize neyi gösteriyor, neyi işaret ediyor? Mustafa bize bir cari açık rakamlarıyla, dediğim gibi işaret ettikleriyle anlatır mısın lütfen? Günaydın Ayşenur. Şimdi cari açık cetveli tablosu aslında bir ülkenin döviz tablosudur. Yani senin bahsettiğin ihracat, ithalatın yanı sıra turizm, hizmetler, işte yurt dışı inşaat, yani döviz nereden geliyor, nereye harcanıyor, dolayısıyla sonuçta fazla mı veriyor, açık mı veriyor? Bütün bu döviz hareketlerini gösteren bir geniş fotoğraf, büyük fotoğraf. Tehlikeli gelişiyor Ayşenur. Bir de işin garibi, Erdoğan ve çevresi, saray ve çevresi yeni bir şey deniyoruz diyorlardı 6 ay önce. Yeni bir şey deniyoruz. İhracat patlayacak. Artık cari açık değil, cari fazla vereceğiz diyorlardı. Fakat bunu söylemelerinin üstünden işte 6 ay geçti. Şu anda 32,4 milyar dolar bir açığa ulaşmış durumda. Yani Haziran'da da 3,5 milyar dolar bir açık geldi. Böylece birikmiş 6 ayın açığı 32,5 milyar dolara yaklaştı. Temmuz'da önümüzdeki ay daha büyük gelecek. Çünkü daha çok dış ticaret açığı verildi. 1 ay gecikmeli gidiyor verilerin gelişi. Şimdi bu neyi gösteriyor? Bir kere çok ciddi bir döviz açığı içinde ekonomi seyrediyor. Ve bu açık tabii beraberinde döviz ihtiyacını ortaya çıkarıyor. Esas mesele bu. Döviz açığı nasıl karşılanıyor? Onun da verileri bugün yer aldı. Ayşenur, eskiden çok daha yüksek cari açık verildiği yıllar var. Mesela Ali Babacan'ın henüz yönetimde olduğu 2011 yılında 70 milyar dolar, bak 70 milyar dolar cari açık vermişti ekonomi. Fakat dışarıdan para geliyor. Dışarıdan para geldiği için bu açığı finanse edecek dolarlar çeşitli şekillerde yabancı kaynak girişi olarak temin ediliyordu. Şimdi bu musluk kesildi. Bu açık var ama yabancı girişi yok. Peki açığı nasıl finanse ediyorlar? Çok enteresan. Net hata noksan dediğimiz ya da kaynağı belirsiz iş dünyasının yurt dışındaki zulaları bu açığın finansmanında baş kaynak durumunda. Yani bu 32,5 milyar dolarlık cari açığın 17,5 milyar doları net hata noksandan finanse edilmiş. Rezervler de 12,5 milyar dolar azalmış. Onun için bunun sürdürülebilirliği çok zor. Bütün bunlardan ortaya çıkan sonuç, döviz üstünde çok ağır bir basınç var. Mustafa, Döviz üstünde, evet. söylediğin az önce en kritik noktalardan biri. Geçmişte de hayat pahalılığı vardı ama geçmişte de işte cari açık verilirdi ama bunu ben pek çok böyle verilerle ilgili tartışmada duyuyorum. Sen de dedin ki geçmişte de 70 milyar dolara varan bir açık verildi ama dedin devamında o zaman para geliyordu. Şimdi para gelmiyor. Bir kere bunun nedeni elbette uzun uzadıya söylemeye de gerek yok. Dünyadaki küresel kriz diyebiliriz. Fakat şöyle bir şey oldu. Sabah gazetesinin eski yazarlarından hatırladığım kadarıyla saraya yakın da bir isim Ragıp Soylu Twitter hesabından bir mesaj paylaştı. Middle East Eye internet sitesinin de Ankara temsilcisi gibi diyelim. Yani Orta Doğu'ya bakış ya da Orta Doğu'dan bakış gibi bir çeviriyle verebileceğimiz bir sitenin Ankara temsilcisi diyor ki Türkiye Suudi Arabistan'dan 20 bin dolar
Arıyor ya da bekliyor. Şimdi, 20 milyar mı? 20 milyar mı? Ha 20 bin dolar. 20, hayır milyon. 20 milyar. Ha tamam. 20 milyar dolar. 20 bin, billion oradaki onun kısaltışı. 20 milyar dolar. Şimdi hazine yetkilisi de bunu şöyle doğrulamış. Demiş ki bu konuda görüşmeler devam ediyor. Şimdi ben bunu fısıltısı diye verdim. Neden? Daha ortada hani ucu görülmedi. Rusya'dan 15 milyar dolar geldi geliyor dendi. Bilmiyorum onun akıbeti ne oldu. Bugünlerde tam da işte AKP'nin kuruluş kadrosunu gösterirken onu hatırlatmak istedim. Kuruluş yıl dönümünde Erdoğan sahneye müjdeler vererek ya da en azından kendisi moral bulmuş olarak çıkmak istiyor. Sence böyle bir para hakikaten geliyor mudur? Dün akşamdan beri özellikle belli mahfiller bu notla heyecanlandı. Şimdi Ayşenur, cari açık rakamının açıklanacağı bugün belliydi. Bu takvimlenmişti. Tabii. Şimdi bugün ortaya çıkan bu iç karartıcı tablo birden bir dövize yönelişi beraberinde getirebilir. Onun için tam böyle günlerde bir fısıltı gazetesine söyleniyor söylenmesi istenenler ve bu dolaşıyor. Şimdi 20 milyar doları Suudi Arabistan Türkiye'ye niye versin? Neyin karşılığı olarak versin? Evet, neyin karşılığı? Şimdi doğrudan yatırım olarak gelirse Türkiye'den bir şey mi alacak? Yani Türkiye'de firma mı alacak? Özelleştirme karşılığı bir şey mi alacak? Bunun adının konması lazım. Borsaya gelecekse Türkiye'den hisse senedi mi alacak? Ya da devlet kağıtları mı alacak? Portföy yatırımı mı? Bunun adının konması lazım. Kredi olarak verecekse Suudi Arabistan durduk yerde 20 milyar dolar krediyi, üstelik de bak CDS 900'dü, hadi 700'e indi. Dünyada %3'tür faiz. 7 puan da ekleyip %10'la Suudi Arabistan kredi mi verecek? Yani ya da swap dediğimiz bu takas işiyle bir para mı gelecek? Şimdi bunların şeyi yok, karşılığı yok, adı yok. Üstelik miktar da 20 milyar dolar. Yani şimdiye kadar Katar'dan gelen para 15 milyar dolar swap olarak. O Katar'ın bu kadarlık kıyağına karşılık Suudi Arabistan mı 20 milyar dolar swap yapacak? Yani kaldı ki swap da sanıldığı kadar dövizi düşürücü bir etki yapmaz. Sadece vitrinde bir dolgu şeyi görür, işlevi görür. Kimse kimseye kara kaşı kara gözü için para vermiyor. Suudi Arabistan'ın da böyle durduk yerde Tayyip Erdoğan'ı öpecek hali yok. Onun için bunlar bence büyük ölçüde rivayettir. Zaten çok alıştık biz bunlara. Sabah akşam Körfez'den para geliyor. Birleşik Arap Emirlikleri para getirirmiş, yok bilmem ne para getirmiş. İşte bugün Birleşik Arap Emirlikleri getire getire Kalyon enerjiyi satın almış. Ama matah bir para değil, 1 milyar doları bile bulmuyor galiba. Bu yani bunların adının konması lazım. 20 milyar doları Suudi Arabistan niye getirsin bu kadar batak bir ülkeye? Görmüyorlar mı adamlar yani? Her taraftan açık veren, işte bugün açıklanan veri sermaye gelmiyor. Niye gelmiyor? Güvenli bulmuyorlar. Yani bak doğrudan yabancı sermaye bile çıkmaya başlamış. Şimdi rakamlarda 3 milyar dolara yakın doğrudan yabancı sermaye girişi var gibi görünüyor. Sonra altına bakıyorsun. Yabancıların emlak alışları, yani konut ve diğer gayrimenkul alışları doğrudan yatırım gibi gösteriliyor. Onun için bu tür şeyler büyük ölçüde tevatür, büyük ölçüde işte aman Suudi Arabistan'dan şu kadar moralleri para geliyordu. Bozmayalım. Dolar düşecek, aman dolar düşecek, dolar almasın kimse ya da elinde olanlar doları bozsunlar. Yani böyle şimdi basit. Kredi meselesinde Mustafa Sönmez birazdan çok acayip bir duruma geldi. Bir soru yönelteceğim sana ama Veysel Dündar'a sormak istiyorum. Şimdi gerçekten ortada hiçbir şey yokken birdenbire sanki 20 milyar dolar hazineye gelmiş gibi sevinen bile oldu. Bu dünkü Ragıp Soylu'nun tweet'i üzerine.
Bu kadar mı zor da AKP, AKP seçmeni, kadrosu ki çoğunu yakından tanıyorsun sen zaten, teşkilatı ve milletvekillerini. Bunlar moral vermeye yetiyor mu bu fısıltılar acaba? Şimdi Mustafa Bey konuşurken son bir ayda ne kadar